Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Renault Clio'nun bomboş paketi yerine gırtlak dolusu bir Kia Picanto alabileceğinizi tahmin ediyor muydunuz? Hazırsanız videomuza geçelim. <laughs> Kia'nın A sınıfı hatchback modeli olan Picanto, Türkiye paketinde özellikle şehir içi kullanım avantajlarıyla ve kompakt tasarımına dikkat çekiyor arkadaşlar. Genellikle hanımların tercih ettiği Kia Picanto boyutları ve hacimsel ölçülerinden dolayı kolay manevra kabiliyetleri açısından park sorunlarına da lehine çevirmiş durumda kolay bir şekilde park yapmanızı sağlayan bir araç. Picanto şehir içi kullanım amacı ile ideal bir otomobil olma yolunda ilerliyor arkadaşlar. Ufak tasarım yapısı yoğun trafikte ve dar sokaklarda rahat bir şekilde manevra yapmanıza olanak sağlıyor. Bu özellikleriyle şehir içi kullanımlarında kullanıcılarına, özellikle de bayan kullanıcılarına rahat bir sürüş konforu sağlamakta. Aracın en baz versiyonu tam otomatik şanzımanla donatılmış durumda arkadaşlar. Giriş seviyesindeki motoru 1.0 litrelik benzinli bir motora sahip olup 67 beygirlik güç üretebilmekte. Bu motor seçeneği günlük kullanım şartları için yeterli bir sürüş konforu sunarken Aynı zamanda da yakıt ekonomisiyle de dikkat çekmekte arkadaşlar. Kia Picanto'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatı arkadaşlar 780.000 TL olarak karşımıza çıkmakta. Bu fiyat modelin sunmuş olduğu avantajları ve donanım özelliklerini göz önümüze aldığımızda rekabetçi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ki bu aracın emsallerine baktığımızda bir Renault Clio'yu örnek verebiliriz. Renault Clio'nun bile en boş paketi şu an 852.000 TL'den başlamış bulunmakta. Yani Kia Picanto'yu tercih ederek yaklaşık 75 75000 TL Kia'ya geçmiş bulunuyorsunuz. Bana soracak olursanız ben bir Kia pikantoyu denemek isterdim arkadaşlar. Çünkü 70-75 bin TL günümüzde hiç hafif alınmayacak miktarda bir araç fiyat farkı olarak benim gözümde büyüyor. Yani e, 75 bin TL'ye ben Kia'yı denemek isterdim. Çünkü Clio'da da en boş paketini almış bulunmaktayız. Yani Clio'nun boş paketini alacağıma 75 bin TL daha ucuza aynı özellikleri taşıyan Kia'nın Picanto aracını ben denemek isterdim şahsen. Çünkü motor seçenekleri beygir durumlarda neredeyse tıpa, tıpa aynı hem şehir içi kullanımlarında hem manevra kabiliyet açısından hem de konfor açısından hem de parça maliyetleri açısından ben Fransız arabasından bir tık uzak durmayı tercih ederdim. Ayrıca Kia Picanto arkadaşlar genç sürücüler ve şehir içi kullanıcılar arasında da popülerliğini devam ettirecek gibi duruyor. Aracın hem donanım hem de fiyat seçeneklerine baktığımızda bunu yakından da görmüş oluyoruz zaten. Bu haftalık bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.